Allah bizden sevgiyi, kardeşliği, dostluğu istiyor. Ya kardeşim kendi içinde bile nefret ediyor. Mesela Şii yahut Caferi yahut Vehhabi. Ya çok takva, tertemiz insanlar. Ne istiyorsun bu insanlardan? Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, Allah'tan korkar. Aynı kıbleye dönüyorsun, aynı peygamberi seviyorsun, aynı kitabı okuyorsun. Ya neredeyse boğacak adamlar yani. Bu nefret nedir bu? Delice bir nefret yani. Allah size gelsin. Değil mi? Bir hayır vardır, hikmet vardır. Yani Allah onları öyle yaratmış. Onlar da tertemiz bizim mümin kardeşlerimiz. Allah onları o yoldan götürüyor. Başkasını başka yoldan götürüyor. Biz de sünneyiz. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Bu öfkenin, bu muhalefetin kökeninde deccaliyet var. Yani Müslümana birbirine kırdırma politikası var. Hristiyanlardan nefret ettiriyorlar. Musevilerden nefret ettiriyorlar. Ondan sonra çıkıp Müslümanlara saldırıyor. Mesela Vahabilere, Caferilere, Şiilere. Ya kardeşim son derece takva insanlar. Sen bunlardan ne alıp veremediğin var. Kaderde onunla Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Mehdi gelince zaten bütün mezhepler kalkacak. Evet, sen ne derdine düşüyorsun yani? Aynı sahabe dönemi gibi olacak. Mehdi'nin mühim vazifelerinden bir tanesi de sahabelerinin döneminden beri bu bilinir. Yani Mehdi'nin geleceği ve bütün mezhepleri kaldıracağı. İnşallah.